Herkese merhabalar. Hans Niemann için acaba büyük çöküş mü başladı? Son turnuvasındaki başarısızlıktan sonra Astana'da da çok kötüydü. Turnuvaya açık ara favori başladı 2674 eloyla. Bir numaraydı ama 5-10 derecelerini paylaşarak bitirdi. 2563 eloya sahip Mittal Aditya 8 puanla tek başına birinci olurken gördüğünüz gibi Hans Niemann 7 puanda kaldı ve üstelik ciddi şekilde elo kaybetti. 2569 performans, 10 elo kaybetti ve daha önceki kayıplarıyla 2650'nin altına gidiyor. Hans Niemann'a ne oluyor? Şimdi kritik turdaki oyununa bakalım. Hans Niemann beyazlarla oynuyor. İngiliz açılışı. Hans Niemann'ın repertuarı oldukça geniş. İngiliz açılışı gördüğünüz gibi bir anlamda beyazlarla Sicilya savunması yapmak gibi. Fil C5 sonrasında rok rok ve şimdi D3'te sakin bir şekilde devam etmiş. Seçenek at alır E5'te çatal numarasına girmek ama burada iyi değil. Şu anda tabii at 2 ile isteniyor. Siyahlar at C3 yapacak. Atı alınca işte çatal numarası bu. Taşı geri alacak fakat D alır E5 fil E5'ten sonra her çatal numarası da iyidir diye bir kural yok. Piyonlar zayıf kaldı. Oyuna dönersek D3 hamlesi Hans Niemann'ın tercihi. İngiliz açılışında tipik konumlar iki tarafta gelişiyor. Ve işte bu durumda beyazların merkezde piyonu yok ama Sicilya savunmasında olduğu gibi merkeze gelme potansiyeline sahip iki piyonu var. Siyahlarınsa merkezde piyonu bulunmakta. Karşılıklı şanslar diyebiliriz aynı Sicilya savunmasında olduğu gibi. Ve siyahlar şanslarını gördüğünüz gibi şah kanadında arıyor. Evet, şah kanadına yoğunlaşmış durumda siyahlar. Beyazlarsa merkezde ve vezir kanadında oyun elde edebilir. Gitgeller oldu karşılıklı. Ve vezir kaçıyor. Fil vezire bakıyordu. At D4'e zıplayacaktı. Kale E8, H4 ile G5 karesini tuttu. Hans Niemann siyahın da H4 sürmesini engelledi. Tekrar veziri istiyor fil D7 ve şimdi at G5. At D4'ten korkmuyor Hans Niemann çünkü at D4'e fil alacak. At C2 kale C1 sonrasında at sıkışıyor. Fakat burada fil alır E3 gibi bir hamle veriyor bilgisayar ki doğrusu bu. F3'ten sonra at D4 yine fil alınca böyle bu sefer hem kaleyi hem piyonu istedi. Ama işte zamanlar çok az görüyorsunuz ilginç bir şekilde oyuncular zaman sıkışmasına giriyor. O kadar açılış teorisi bilmelerine rağmen bu kadar zaman harcamaları ilginç. Oyunda çok karışık şeyler de olmadı gibi gözüküyor en azından benim gözümde. AB at A7. Kale F1 soru. Burada F4 hamlesini yapmamış, görmüştür muhakkak ama tercih etmemiş. Bilgisayara göre bu önemli bir üstünlük verirdi Hans Niemann ama Hans Niemann kalesini F1'e gelip F4 tehdidini oluşturmak istemiş. Ama at C8'den sonra siyahlar mantıklı bir şekilde atını merkezleştirmek istiyor. Fili de alacak. Dolayısıyla bu fikre vakti kalmıyor Hans Niemann'ın. Ve adeta 10 dakikalık 5 dakikalık oyun gibi buraları oynuyorlar. Gitgeller vesaire. Evet ve burada da zaman arttırma da yok zannedersem. 30 dakika eklenmiyor. Karşılıklı hamleler iki tarafta zaman sıkışmasında ama siyahların 5 dakikası var. Atını merkezleştirdi Hans Niemann. Evet, kritik yere geleceğiz. Değişmiş. Vezir de değişmek istiyor. Kale B1 ile B7'ye yüklendi Hans Niemann. Geri piyon diyoruz bu piyona. Kale A2 şah. Şah 3'ten sonra şimdi hem H5 hem B7 istekte. Hans Niemann burada belki de kazandığını düşünüyor. Siyahlar şah 6 oynayıp B7 piyonunu bırakmış. Bir diğer seçenek aslında burada kale A7 oynamak. Oyun değil bir analiz. At H5, at E6'dan sonra C5'i isteyecek tutunca kale A5 ile C5'i alabiliyor aslında siyahlar. Ama çok tuzaklı bir sinsi bir hamle yapmış şah H6. Şah H6'dan sonra Hans Niemann işte aldım diyor ve piyonu atlıyor. Fakat o da ne çift soru yani kaybeden hamle. Böyle bir oyun sonunda bu hamlenin kaybettirdiğini öngörmek bir büyük usta için zor olmamalı. Çünkü şimdi siyahlar G5 oynuyor basitçe. Ver diyor atı. Ne yapacak? Atın gidecek tek yeri var. G2 karesi güvenli.
Ama hemen hamleyi gördünüz değil mi? Arka arkaya şahlar ve ne kadar basit bir kazanç. Evet, zaman sıkışması var ama üst düzey oyuncular bir dakikalık oyunda bile neler neler yapıyorlar. Burada Hans Niemann'ın gidip de kale alır B7 yapmaması lazım. Hele sen 2700 olmuş bir oyuncuysan, Carl seni tahtından indireceğim diyorsan, oyun sonunu Carl senden daha iyi oynuyorum diyorsan, ne laflar etmiş değil mi Hans Niemann? Oo, gümbür gümbür geliyorum. Bir hocası vardı onun. O da neler neler söylemişti. Etme bulma dünyası. Ne hallere geldi Hans Niemann şimdi 2650'lere düşerek. Tabii akıllarda şu soru var. Hans Niemann arkadaşım hile yapıyor mu yapmıyor mu? Hile yapıyorsa niye reytingi düşüyor? Yapmıyorsa da niye laf ediyorsunuz? Gerçekten haklı sorular. Sadece ben oyun tarzında büyük garipliklerin devam ettiğini söyleyebilirim. G5'e at alır H5 yapıyor mecburen. Şah H5, G4. Evet ama taş alttasın Hans Niemann. Yani bundan sonra öyle ekmek çıkmaz. Bakalım kaybettiğinde ne olacak? Taşları dizecek misin? Eminim dizmemiştir. Burada terk edip böyle dümdüz gitmiştir. Gerçekten de yapacak bir şey yok. Çünkü bu şekilde hem at altta hem de piyon altta terk etmiş. Bakalım bundan sonraki turnuvalarda ne yapacak? Hans Niemann hala merak konusu olmaya devam ediyor. Açtığı davalar da mahkeme tarafından reddedilmişti. Üst düzey turnuvalara davet alamıyor Hans Niemann. Değişik ülkelerdeki, uzak ülkelerdeki turnuvalara gitmekten de geri kalmıyor. Ama bakalım performansı nasıl olacak, merakla bekliyoruz. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.